Ee, en önemli meselelerinden bir tanesi o da şudur. Ee, sosyal rehabilitasyon. Yaklaşık şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı. Yani hangi depremde bu nasıl yapıldı bunu bilmiyorum. Ama kim var bunun içerisinde? Bunun içerisinde çok doğal olarak Aile, ee, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birimleri kim var e, bunun içerisinde? E, bir taraftan Diyanet'in manevi rehberleri. Kim var bunun içerisinde? Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmenleri. Kim var bunun içerisinde? Belediyenin özel kurduğu birimler. Kim var bunun içerisinde? Kızılay. Kim var bunun içerisinde? Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik rehberleri. E, kim var bunun içerisinde? Bazı üniversitelerden almış olduğumuz psikologlar, sosyologlar, bütün bunlar e, psikiyatral, e, bütün bunlar, Sağlık Bakanlığı, UNK e, bütün bunlar öyle bir e, sosyal rehabilitasyon ortaya koydular ve koymaya devam ediyorlar. Kim var bunun içerisinde? İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal destek polisi. Kim var bunun içerisinde? İl Jandarma Komutanlığı. Hepsi yukarıdan aşağıya senkronize edildi. Ve herkes, özellikle çocuklar, özellikle 8. ve 12. sınıfta imtihana girmeye bekleyen e, gençlerimiz ve çocuklarımız. Bütün bunların üzerinde e, elden geldiğince herkes e, çaba sarf etti. yani Bu deprem bize... Olağanüstü tecrübe, trafik açısından olağanüstü tecrübe. Şunu söyleyebilirim. Bu depremini her saniyesinde Elazığ'da yaşarken ben ve arkadaşlarım hem Fahrettin Bey, hem Murat Bey, hem Afat Başkanımız, hem Bakan Yardımcılarımız hep zihnimizde Büyük İstanbul depremi var. Hep. Ve Büyük İstanbul depremine Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz şu anda. Bunu e, vatandaşımızın emin olmasını isteriz. Yani saniye kafamızdan İstanbul'da ne, yap ne yapacağımız o toplantılarda. Sabahleyin o toplantıların tamamında trafikte İstanbul'da ne yapmalıyız? Şuradaki tecrübeleriniz nelerdir? Herkesin kendine ait e, yoğun bir tecrübesi oldu. Orada e, inanın e, genç kaymakamlarımız başka yerlerden çektik. 10 kaymakam çektik. Yani her birini ayrı e, alanlara verdik. Her birisi o kadar e, yüksek bir e, iştahla çalıştık ki, sivil toplum örgütleri, afat, sağlık, o masanın etrafındaki herkes, kömürü getiren, kömürü dağıtan, jandarma komutanlığı, bazen bütün köyleri jandarma komutanlığına iki defa tur attırdık. Bir ihtiyaç var mı, bir eksik var mı, neler var, nasıl yapılacak, neler ortaya konulacak?